Kandil'de saklandıkları inlerinden dışarı çıkamayan terör örgütü elebaşları feryat ederek Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını bekliyorlar. Buyurun hocam, bakın, müsaade diyor ediniz. Ki mesela Hozat PKK'nın elebaşını Kılıçdaroğlu için saldırıları durduruyoruz. Bu ne demek? PKK evine silahı bırakmayacak. Terör eylemlerine diyor. Son veriyoruz diyor. Ama hukuken şu seçime demek. Kadar. Hukuken şu demek. Evet. Biz yani PKK ile CHP ve HDP birlikte çalışıyoruz. Bu suçun itiraftır hukuken. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı buradan bu kürsüden kutlamak istiyorum. Adaylığı hayırlı olsun diyorum. Aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. PKK bir yandan FETÖ, öte yandan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ve seçimi kazanmasının heyecanı içindeler. Anlaşılan büyük bir özgüvenle, heyecanla iktidara hazırlanıyorlar. PKK'nın taleplerini iktidara taşımanın hevesindeler. Çok şey bekliyorlar Kılıçdaroğlu'ndan. Ben harekatta 91'de harekat subaydım Mürtet Hava Üssü'nde. Bir tane Irak'ta öldürmedik biz. Amerikalı bize neler vaat etti? 1991 harekatı başlamadan hemen Mürtet'te Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı geldi. İbrahim Fırtına Paşa'mız üst komutanı. Ve orada Amerikalı binbaşı dedi ki biz Kürdistan'ı kuracağız dedi. Yakasından bir yapıştım. Ne diyorsun sen dedim. Ondan sonra gerekeni de söyledim tabii. Burada Derbiyan müsaade etmiyor. Fırtına Paşa burada yanımda. Hep beraber Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı geldi, eli titriyor. Mesut ne yaptın bunu dedi. Komutanım senden korktu dedim. Sonra dediğini söyledi. Şunu söyledim binbaşıya. Bakın taktik düzeyde bir binbaşı diyor ki bize, biz Kürdistan'ı kuracağız diyor. 2024 aynı şeyi söylüyorlar. Burada söylediği de Irak devletinin başarısı. Yani tıpkı Churchill gibi çölün üzerinde ben ona şu cevabı verdim. Harekat başlamamış bakın. Bize binlerce silah verdiler. Bugün bize ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri binlerce silah verdi. Siz gidin Irak'a vurun diye. Biz bir tane Irak askerini öldürmedik. Buradaki şey şuydu. Siz gidin Irak'ı parçalayın. Türkiye Irak'taki Kürtleri de Irakları da korumuştur. Irak'ın Kürt bölgesine bağımsız ülkenin temeli olabilir. Hangi sıfatla sen bunu söylüyorsun? Yani alt tarafı danışman ve Sayın Cumhurbaşkanımız konuştuğu şeyle Amerikan Devlet Başkanı bunu görevden aldı. Öyle ya, Mehmetçiğin Suriye ve Irak'ta teröre karşı operasyonları için Gazi Meclis'ten istediği tezkereye CHP yönetimi HDP ile hayır oyu vermişti. Yani Mehmetçiğe operasyonları durdur ve Irak ve Suriye'den geri dön demişti. Yani bugün HDP'nin seçim bildirgesinde yazıldığı gibi. Askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız. Suriye'de bizim ne işimiz var? Bizim Suriye'de ne işimiz var? Üstelik tezkere oylaması öncesi HDP sözcüleri CHP'ye birlikte yol yürüyeceksek bunun ilk sınavı tezkereye hayır oyu vermektir demişlerdi. Şimdi de kazanması halinde Kılıçdaroğlu üzerinden bu durumu iktidara taşımayı, uygulamaya sokmaya hevesliler. Türk milletinin bu oynanan oyunu görmesi gerekiyor. Yani PKK'yı legalleştirmek, PKK'yı meşrulaştırmak için siyasallaştı. Ama ne diyor? Bak tehdit ediyor. Biz şimdilik Kılıçdaroğlu için saldırıları durdurdu. 40 bin tane askerin nerede şeysi? O şehitlerin anasının hak bedeli bu yakaya yapıştı annesi. Ver benim oğlumu diye. Nasıl Kılıçdaroğlu onların yüzüne bakacak da onlardan oy isteyecek? O şehit anaların kalbinin suratına nasıl bakacaklar? Buyurun. Ha, dolayısıyla kimseyi kandırmasınlar hocam. Yine HDP'nin seçim bildirgesinde kayyum rejimine son vereceklerini de söylüyorlar. Kılıçdaroğlu da HDP görüşmesi sonrası kayyumluğa son vereceklerini söylemişti. Altılı Masa'nın ortak politikalar metninde de aynısı yer alıyor. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz. Kayyum uygulamasına son verilmesini istiyorsanız bize katılın. PKK'nın da istediği bu. Terör örgütünün sözde devlet yapılanması, KCK'nın gereği olarak Kandil'in atadığı özellikle belediye eş başkanlarının örgüt adına lojistik, finans ve insan kaynağı teminindeki rolleri sürsün isteniyor. Onlara hiç dokunulmasın. PKK'nın belediyeciliği aksamasın. İstedikleri bu. Kayyum'a son vereceğim. Adam olsaydı da PKK'ya buz göndermeseydi, ekmek göndermeseydi, et göndermeseydi dağlara, neden kayyuma el koysun? Neden hırsızlık yapıp PKK ile işbirliği yaptığı için yargı kararıyla kayyuma son verilmiştir? Kimi kandırıyorsunuz siz?
Kılıçdaroğlu'nun verdiği bu söz demokrasi maskesiyle açıklanabilir mi? Tek tek dosyaları incelemeden kayyumluğun kaldırılacağını söylemek hukuki mi? Ayrıca devlet politikasıyla uyumlu mu? Şırnak Belediyesi'ne ait bir araca 10 ton patlayıcı yükleyerek Cizre Emniyet Binası'na yapılan saldırıda 12 polisimiz şehit oldu. Mesela bunun dosyasına bakıldı mı? Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yönetimi tez elden yıkılmazsa yani Türkiye'nin başına taş da yağabilir. Yaşamımızı doğru kuralım. Kaderimizi elimize alalım. Öyle faşist sömürgeci soyguncu güçlere bırakmayalım yani. AKP MHP faşizmini yıkma yürüyüşünü başlatmak lazım. Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metninde terör ve güvenlik başlıklı bölümü okursanız Türkiye'nin PKK, YPG, FETÖ sorunu olmadığını zannedersiniz. Terör ve güvenlik başlığı altında metin hazırlayacaksınız ama içinde PKK, YPG ve FETÖ ve diğer terör örgütlerinin adı hiç geçmeyecek. Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açık açık anlayacakları dilden, siz kim oluyorsunuz da benden medet umuyorsunuz? Bilesiniz ki size karşı mücadeleyi en fazla ben yapacağım. Bu kirli emperyalist oyunu ben bozacağım. Kandil'deki terör ağları sakın ola benden bir şey beklemesin. Sizin yapacağınız tek şey silahlarınızla teslim olmaktır ve siyasi zemini, atmosferi kirletmekten vazgeçmektir. Demokrasi, millet düşmanı FETÖ'nün tüm unsurları siz de çok heveslenmeyin. Sizlere karşı en kapsamlı mücadeleyi ben yapacağım dese, şer heveslerini kursaklarında bırakmalarını sağlasa ne güzel olur değil mi? Kemal Bey'den duymak istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Duymak istediğim şey şu. Ya PKK bir terör örgütüdür. Kökünü kazıyana kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK ile mücadele etmeyi sürdürecektir. PKK'nın Kandil'deki elebaşları. Bizi övmeyin, partimizi övmeyin. Siz bize destek açıklaması yapmayın. PKK ile HDP'yi ayrıştırın. Bizim sizden buna duymaya ihtiyacımız var. Neden bunu söylemiyorsunuz? Niçin? Bizim sizden buna duymaya ihtiyacımız var. Güçlendirilmiş yerel yönetim adı altında özerklik yolunu açmayacağız. Devletin üniter yapısını bozmayacağız. Bunun garantisini istiyorum sizden. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu, yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı.